Herkese merhaba arkadaşlar. House Flipper'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölüm ara verdiğimiz aynı zamanda son bölüm olmuş olacak. Yeni güncelleme gelene kadar, yeni DLC'ler gelene kadar House Flipper videolarını ara vermiş bulunuyoruz. Bu bölümde de uzaydaki miydi? Yok aydaki evi yapacağımızı söylemiştim. O evi dekore edeceğiz ve bir süre ara vermiş olacağız. Öncelikle ben böyle kayıt dışı burayı, buralarda çiçekler vardı, otlar falan vardı. Komple düzenledim, çimenleri biçtim ve şöyle bir çiçek ağaç falan koydum. Evin dışarısını, boyasını falan değiştirdim, bir güzelleştirdim. Ve ben bunu yaparken aslında oyunun en önemli özelliklerinden biri olan ofisini değiştirebiliyor olma özelliğini bilmiyordum. Ben gerçekten hani burada da hep böyle kalacağız falan zannediyordum. Fakat ofisimizi değiştirebiliyormuşuz. Ama bu ara verdiğimiz son bölümde bu ev değiştirme, ofis değiştirme olayını yapar mıyım? Pek emin değilim. Belki yaparım kayıtta bu videoya onu da koymuş olurum ama ilk önce aydaki evimizi düzenlememiz gerekiyor. Evi şöyle size bir gezdireyim. Zaten bu kadarcık bir yerde e, yatağı falan kaldırırım demiştim bir önceki bölümlerde ama tekrardan yatak koydum şimdi. Çünkü aslında burası bir ofisimiz değil. E, aynı zamanda yattığımız ya yani bir evimiz de olacak. Böyle küçük yerleri de seviyorum. Bu kadar küçük bir yer için bu kadar devasa bir televizyon da camın önünde çok da güzel olmadı ama küçük boy bir televizyon yok oktu. Şöyle küçük bir yemek masası, işte kupası, meyveleri var. Çok güzel oldu. Bilgisayarımı da buraya koydum. Hani çalışma masası gibi bir şey yapmadım. Laptop zaten alıp her yerde çalışıyor olabilir. E, yatağımız burada. Yatak çarşafıyla, sandalye çarşafı şey sandalye çarşafı diyorum. Sandalyenin kumaşı da birebir aynısı olmuş. E bir tane küçük bir tekli koltuk koydum. Burada böyle kitaplar falan böyle gece okuyormuş. E, televizyonun karşısında. Güzel oldu. Gitarı var. Gitar çalıyor. İşte şöyle de küçük de bir mutfağımız var. Güzel oldu. Burada da tuvaletimiz, duş. Şöyle bir alan. Zaten küçücük bir de böyle havlupanımız da var. Böyle küçücük bir e, evi değiştirdim. Fakat sonradan öğrendim ki ofis değiştirilebiliyormuş. Ofisimiz nasıl değiştiriliyor? Şöyle kısaca anlatacağım ama işte bu videoda zaten yaparsam onu görmüş olursunuz. Tarayıcıdan mesela işte hangisi benim ofisim olsun? diye düşündüğünüz bir evinizi seçiyorsunuz. Evi satın alıyorsunuz. O eve gidiyorsunuz. Sonra şeyden, klavyeden ESC tuşuna bastığınız zaman ofisimi buraya taşı gibi bir seçenek çıkıyor. Ofisimi buraya taşı dediğinde o gitmiş olduğunuz ev sizin ofisiniz oluyor. Bu evinizde de satılığa çıkardığınız evlerden biri oluyor. Sonradan bu eve tekrar gelip bu evi satılağa çıkartabiliyorsunuz işte insanlardan birine pazarlık edip e, satabiliyorsunuz. Mesela bu ev böyle yapılı olarak kalıyor ve siz de yeni eve gitmiş oluyorsunuz. Aslında onu şimdi yapabiliriz. Ben zaten çoğu bu house flipper biliyorsunuz uzun uzun saatlerin e, oyunu olduğu için aslında ben şimdiden evimi seçip size onu göstermiş olayım. E, tabii ki o seçtiğimiz ofis olan evin de düzeltilmesi, temizlenmesi falan olduğu için o da bir süreç. Bakalım en azından bu sistemi göstermiş olayım. Terk edilmiş ev diyor. Bir de ne kadar param var? 1 milyon. 1 milyon oluyor değil mi? 1 milyon dolar. Tabii bizim şey ne kadar... Tamam 400'lük zaten o kadar fazla paramız var ki buraya da yeter ona da yeter. Şöyle büyük evler almayacağım. Yani ofis de diyemeyiz de hem ofis hem bizim kendi evimiz olacak. Yenin evi denilen ev ne kadarmış 3 oda mutfak Aslında Güzel bir eve benziyor 3 tane odası var 3 tane odanın e, banyosu da var 3 tane odanın birinin yatak odası yapılır Biri şey olur Ofis olur ama Dur yanlış çıktım 2 odalı bir ev de olabilir bu ne su basmış sel baskını bu da Fazla aslında odaları var terk edilmiş ev Kaç odası varmış bunun Bak bunun odası yazmıyor Bunda görüntüsü ofis için güzel olabilir ama bu galiba çok küçük. Bunları geçtik. Şu nasılmış? Kırklardan kalma diyor. Oda sayısını falan yazsaymış güzel olurmuş ya. Dışı güzel. Bu tuvaleti. Şöyle bir oda. Şöyle iki oda. Bir de böyle mutfakla birleşik diyor. Şimdi bu olabilir. Nice nesiller evi. Büyük bir araziye sahipmiş. Araziye de daha sonradan bir şeyler de yapılabilir. Efsane. Gittikçe de büyüyor aslında. Aa, bu garajlı da güzelmiş. Garajlı arabasıyla birlikte. Eski sahibinin arabası da fiyata dahil diye yazmış. Aa, bu da güzelmiş. Bu ne? Satılık ev isteyen var mı? Ha, böyle, ama çok küçük bir oda. Bunlar çok büyük. Galiba yukarıdaki evi seçeceğim. Neyse değiştirebiliyoruz zaten. Bence ben bunu seçeyim. Daha sonra da ofisimizi istediğimiz gibi değiştiriyoruz. Birçok evi de yaptık zaten. Daha sonradan başka bir eve geçebiliriz. Şimdi... E, burayı aldım ve git diyorum. Ay böcekler falan da var. Yeni evimiz yeni ofisimiz burası olacak. Evet gördüğünüz üzere buraya gelmiş bulunmaktayız. Ve eski escape'e basıyorum. Ofise e geri dön değil. Ofisin yerini değiştir diyor. Ofisin yerini değiştir dediğimde şimdi yeni bir ofis seçtin. Artık burası senin yeni ofisin dizüstü bilgisayarından. Sadece bir yer seçmen yeterli. İstediğin her an eski ofisini kar etmek için satışa çıkarabilirsin diyor. Kapat diyoruz. bizim olayımız zaten aslında her şeyi yaptığımız bilgisayar olduğu için sadece laptopumuzu aldık ve yeni evimize geldik. Evet şöyle laptopumuz burada kalsın. Bir evimize bakalım. Bahçesi şöyle biraz hızlı geçeyim. Bahçesi bayağı bir büyük. Böyle belki havuzlu havuzlu bir şeyler yapabiliriz. Arkadan da girişi varmış. Yani arka tarafı çok büyük değil. Arkaya bir bahçe konulamaz. Ay artık arkaya bir havuz konulamaz belki ama şu ön tarafta da nasıl olur bilmiyorum. Belki yana çok fazla pislik var ve burada değişik rengi değişmiş hamam böceği yuvası. Eve girdik. Şöyle küçük bir antremiz var. O kadar kötü ki burası küçük bir oda, yatak odası olabilir ya da ofis olabilir. Evet burada tuvaletimiz var. Şimdi bir oda burada. Kaç tane kapı? Buraya iki kapıyla mı geçiliyormuş? Bir odamız burada. Buradan geçtik. Anam evin haline bak. E, açık mutfak yine oturma odası ve mutfak şeklinde. Buradan da arkaya çıkılıyor. Nasıl yapabiliriz? Belki oturma odası bölümüne ofisimi de koyup. Şurayı da yatak odası yapabilirim. Ya da buraya. Hem yatak hem ofis gibi de sığdırabilirim olabilir. Tamam istediğim tarz bir ev aslında küçük bir ev istiyordum. Buranın temizlemesini artık ben kayıt dışı bir şekilde yapıp bu laptopumu nereye koysam? Laptop şimdilik şurada kalsın. Elimde hiç eşyam yok. Laptopumla geldim. Şimdi bilgisayarımıza gidelim, tarayıcımıza gelelim. Elimizde bulunan iki tane evimiz var. Bu ilk ofisimiz. Eski resimleri hala burada duruyor. Bu yeni ofisimiz zaten yeşil gözüküyor. Şimdi ben bunu hemen eve gideceğim ve burayı satışa çıkaracağım. Direkt elden çıkartalım. Paraya ihtiyacımız yok ama satalım. Görmüş olduğunuz gibi sol tarafta alıcılar duruyorlar. Alıcıların şu anda tam olarak ne istediklerini bilmiyorum e ama evi komple zaten ben yaptım buraya yapabileceğim başka hiçbir şey yok. Tek kişilik birine satacağız. Evi sat diyorum. Evi satılığa çıkar. Ev için ödenen bedel zamanında 28 bin dolara almışım. Sayılan oda iki tane odası var diye sayılıyor. Açık artırmaya koyalım. Bakalım kimlerin ihtiyacını karşılayacak. Kitaplık falan hiç yok. Belki raflar falan koyabilirdim duvarlara. Tam olarak bir yatak odası tamam dedi 28 bin'e aldık 7 bin dolar kârla 34 bin diyor. Ee, şöyle birazcık bir pazarlık yapsak Bir 4000 daha verse mesela verir mi acaba? Sorun yakalıyorum dedi. Tamam dedik ve teklifi kabul ettik 11 bin dolarla tek kişilik bu arkadaşımıza sattık. Değişimi de bu şekilde görebiliriz. Bahçesi de güzel oldu. Daha sonradan alan kişi bahçesine ne yaptırmak istiyorsa yapabilir. Bayağı büyük bir arsası var. Kocaman arsada küçücük bir ev olarak kaldı. Evet bizim ofisimizde burası olduğu için buraya geldi. Keşke yenilediğimiz halinin görseli burada gözüküyor olsa. Yani evi ne kadar güzelleştirsek de o pis halleri orada kalıyor olacak. Tamam ofisimizi değiştirmeyi de gördüysek o zaman biz Aydaki evimize gidebiliriz. Hemen tarayıcıdan gidiyorum ve Aydaki evimizi alıyorum. Zaten Aydaki evde de çok fazla temizlenecek bir şey yok gibi gözüküyor. Yani fazla bir pislik yok gibi duruyor. Fotoğraflar çok temiz temiz. E sadece 3-5 kiri toparlayıp eşya değişimi yapacağım diye düşünüyorum. Bakalım ne yazıyor. Bu ev oturanlara 384.402 kilometre boyunca. Doğru mu okudum anlamadım. Çoğu dünyevi sorunlardan uzaklaşma imkanı sunuyor. Yani dünyadan sıkıldıysan git ayda yaşa falan. <laughs> yani o kadar uzakmış. Buraya taşınacak aile işe gidip gelmede sorunlar yaşayabilir. Ancak pencereden gün ışığını seyretmek buna değer. Yani burada hani şey derler ya işi gücü bırakacağım bir sahil kasabasına taşınacağım. Ve orada böyle çiftçilikle balıkçılıkla falan uğraşacağım gibi böyle e, nasıl diyeyim beyaz yakalı çalışan insanların böyle hayalleri vardır ya. Bu da onun gibi. Çalışmayı bıraktığın an, ayda gün izleyerek böyle şey hani işsizsin sadece işin keyfine varmak istiyorsun. Evet aydaki evimize geldik. Gerçekten görüntüsü çok güzel. Vay be. Etrafı böyle şey yapmışlar. Kendimi şey gibi hissettim. Bilim kurgu ama bir yandan da distopik bir evrende gibi hissettim. Vay açılabiliyormuş. Çok güzel. Tabii ay olduğu için özel böyle seralar var camekanlı, kanlı Oralarda böyle ağaçlar, bitkiler falan yetiştiriliyor. Vay, bayağı güzel. Bunlar evet, bunlar da pislikmiş. <laughs> Ay'daki şeyin pisliği de şey oluyor. Böyle metal parçaları falan gibi. Burada da ağaçlar var buralardan geliliyor. Bu da uzay aracımız. Kullan. Hayır. <laughs> Ofise dönmek için kullanılıyormuş. Bayağı güzel. Evet, o zaman hadi bakalım evimizin içine bakalım hep beraber neler varmış. Dediğim gibi şöyle ufak tefek pislikler var. Buradan her taraftan dışarı çıkılıyor. Uzun bir koridor. Burada neyimiz var? Değişik bir tuvalet kapısı. Hani burası da böyle şey gibi yatakhaneli falan böyle çok kişinin kalacağı bir yermiş gibi tasarlanmış ama biz burayı tabii ki değiştirebiliriz nasıl bir hikaye, nasıl bir konsept yapsam diye de düşünüyorum. Şuradan açık duvarlar var, bir mutfak, çok bir pisliği yok, kolay temizlenir. Sadece ben nereye nasıl bir eşya konulmalı? Buraya yine mutfak olsa, buraya yemek odası, buralardan yine dışarıya çıkılıyor. Ee, burası depo gibi erzakların konulabileceği yemek erzaklarının tuvaleti gördük zaten. Şurası. 1, 2, 3, 4 yataklı aynı zamanda iki tane çalışma masasının olduğu yine sürekli olarak dışarıya kapıların Çıktı pencere mi? Yok tabi her yerden dışarı çıkılabiliyor. Kaçış noktaları yani bir yatak odamız burası. Devam ediyoruz. Kapı üstüme açılı. Televizyonu da böyle buraya koymuşlar. Koyacak başka yer yok. Burası da özel. He? ekranlarla falan. Bir yerler izleniyor. Ofis gibi bir şey. Değişik. Televizyon odası. Burada iki kişi oturuyor. Yani çok da bir şey yokmuş. Yine dışarıya çıkılıyor. Evet burası çok da uzun sürmez. Sadece uzun süren kısmı nereye ne koysam, nasıl bir hikaye yapsam gibi düşünmelerle geçecek. O zaman burayı siz komple gördüyseniz ben kaydımı durduruyorum ve hızlı bir şekilde nereye ne yapayım onu düşünüp işlemi bitiriyorum. Siz sonra komple bitmiş halini görmüş olacaksınız Komple bitmiş halinde Görüşürüz Evet arkadaşlar sonunda bitti kim bilir kaç saat sürdü biraz da hızlı yapmadım açıkçası yavaş yavaş yaptım Ne yapayım ne edeyim diye e, Burayı Çok bahçe kısmında bir şey yapmadım zaten sadece evin dışarısı birazcık kirliydi Oraya yıkadım onun haricinde Komple içeriği yaptım Burası şey gibi düşünüyorum e, 4 kişi dört arkadaş olabilir, dört kişilik bir aile olabilir. İşte Ay'a gelmişler buraya tatile ama bir yandan da e, burada başlarına gelebilecek şeylerle ilgili de savunmaları gerekiyor. Hayatta kalmaları gerekiyor. Full böyle erzaklarının olduğu, kendilerini savunmak için silahlarının falan olduğu cephaneliğin de bolca olduğu bir yer hazırlamak istedim. Şimdi şuradan bir girelim. Evet, böyle girdiğimiz gibi şu kapılar zaten e, silinmiyor. Hani bu kapıları silip duvar yapayım falan gibi düşündüm. Fakat bunları hiçbir şekilde silemiyoruz. O yüzden de öyle bıraktım. Duvar kağıdı olarak bu şekilde yıldızlı bir duvar kağıdı seçtim. Ama e, komple duvar kağıdı yapmak yerine aralarda böyle beyazlıklar bıraktım. E, böyle girdiğimiz gibi yerdeki taşları da böyle çok yıpranmış gibi bir şeydi. Siyah olan yıpranmış yerleri. Böyle siyah beyaz olan yerlerde bu şekilde yaptım. Böyle geldiğimiz zaman ayda canları sıkılmasın diye bu şekilde bir oyun konsolu koydum. Aynı zamanda holografik bitkiler vardı Cyberpunk güncellemesiyle oyuna gelen. Genelde aslında o Cyberpunk güncellemesinin eşyaları böyle uzay eşyası gibi değil de hani üst düzey teknolojik eşyalar gibi gözüktüğü için genelde onun eşyalarını kullandım. Böyle holografik bitkileri tercih ettim. Burada da böyle raf işte böyle bir poster var. İşte Cyberpunk ile ilgili bir poster var. Burada da böyle geliyoruz. Şuradan yine aynı şekilde mutfağa geçiyoruz. Mutfakta herhangi bir şey yapmadım. Zaten tezgahlar falan gayet güzeldi. Halı koydum. Holografik tekrar bir bitki koydum. Işıkları değiştirdim. Şu şekilde bir şey yaptım. Enerji içecekleri, mutfak aletleri, mikrodalga ve şöyle değişik. Yine Cyberpunk güncellemesiyle gelen bir kahve makinesi koydum. Şuraya geçtiğimiz zaman güzel bir yemek masaları var ve böyle değişik değişik işte posterler, şeyler. Yine bir bitki, şurada bir kitaplık var. Işıklarımız yine aynı. Burası bu şekilde. Burada ortaya yine holografik bir ağaç gibi bir şey koydum. Burada böyle yolun ortasında güzel duruyor. Koltuğumuz var tek kişilik burada. Şimdi biz buradan gelmiştik. Kapıları bu şekilde yaptım. Kapılar çok saçmaydı böyle. Şeffaf, beyaz falan gibi bir şeydi. Hatta şurası dolap kapağı falan gibi bir şeydi. Böyle daha teknolojik bir şey oldu. Burası banyo. İki tane duş koydum. Şuralar şöyle açık kalmış. Kapatalım. İki tane lavabomuz, aynamız var ve şuraya döndüğümüzde de bir tane tuvalet, çöp kutusu falan. Buraları da her tarafa holografik çiçekleri, bonzai çiçekleri falan. Buralarda tuvalet kağıtları yedik. Onları koydum. Burada yine kendilerini savunmalarını sağlayacak daha fazla silahlar falan var da burada şöyle bir dört tane bıçak koydum. Yine posterimiz var. Koridoru bitirelim. Burada yine raflar. Şöyle büyük bir koltuk. Yine posterler. Yine bitkilerimiz orada ve televizyon. Alt tarafa kitaplar koydum bol bol kitaplar var ayda canları sıkılırsa <laughs> Bu şekilde hani oyun oynayabilirler kitap okuyabilirler İşte aktivite şeyleri de koymaya çalıştım ee, Ve bir konsol var konsol oyun iki tane de kumandası Burayı bitirdik şuradan devam edeceğiz burası bir yatak odasıydı açıkçası yatak odasında yine aynı şekilde Böyle 4 tane farklı çarşaf renklerinde ee, yine aynı rafları koydum. Çok fazla değiştirmedim. Duvar kağıtları yine aynı. Sadece üst bölümlere şu şekilde üçerli raflar ekledim. Yine dediğim gibi bol bol kitaplar, yine bitkiler ve yanlarına böyle almışlar ee, fıstık ezmesiyle işte suları var. Her taraf böyle erzaklarla falan dolu. Burada da yine aynı şekilde. Buraya geldiğimizde de işte vakit geçirebilecekleri böyle değişik teknolojik bir laptop iki tane masaları şöyle sarı sarı ışıkları falan var. Burası da yatak odamız buradan şöyle geldiğimizde buraya açtığımızda da burası da yine aynı şekilde bıraktım. Ne yaptım şunu şuraya koyduk buraya şöyle güzel bir oyun bilgisayarı da denilebilir oyun setup'ı kurdum. Burada böyle televizyonlar bir şeyler. Ses yalıtım şuraya kadar koydum. Aslında buraları da koyabilirmişim. Buraya da şöyle yine ekran işte klavye falan. Modem var. Kutular bir şeyler. Böyle burası da değişik bir yine ofis alanıymış gibi araştırmalarını yaptıkları yer. Şurada depomuz vardı. Deponun şeyi kapısı bu şekilde kalmış değiştirebilirdim neyse dedim boşver böyle kalsın girdiğimiz zaman görüyorsunuz burayı bayağı bir Bayağı bir doldurdum şurada şöyle 4 tane bu silahımız var 4 tane bu silah iki tane taramalı var botlar gaz maskeleri şurada işte yine kolilerde farklı eşyalar erzaklar gibi düşündüm tuvalet kağıdı stoğu alt tarafta komple sağlık şeyleri işte su yedek sular yemekler buralarda da full yemekler erzaklar falan sular her şey var şu tepelere ulaşamadım oraları da koyardım yoksa hem bu depomuz dolu hem de işte yatarken sanki burada yanlarını almışlar gibi de bir e, hikaye Yapmak istedim Masamızda böyle tabaklar işte Kaşıklar falan onlar da güzel oldu e, Yani aslında Var olanı çok da değiştirmeden Sadece eski püskü olan şeyleri Yenileyerek biraz böyle Renk katmış oldum e, Ben gelseydim buraya gerçekten burada Yaşamak isterdim teknolojik bir Üst gibi şimdi evi satışa Çıkar diyelim bakalım ne olacak 2 saat 14 dakikadır ben bu evi Yapıyormuşum yine 2 saati geçtim. İki saatin altında bir türlü kalamıyorum. Açık arttırmaya koy dedik. Yani çift kişilik büyük yatak yok. Başka ihtiyaçlar yok. Öyle herkesin de çok beğenebileceği bir ev değil açıkçası. 259 verdi. Neyse geç hafta çocukların ıvır zıvır yok. Çocuklardan nefret edemez. çocuklardan nefret eden birine bunu bu şekilde sattık. Satacağız daha doğrusu. İşte sauna istermiş, duvarlar güzelmiş, dağınıklık var diyor. Eşyalar pahalı olunca hoşuna gidiyor. Tekicilik yatak biraz rahatsız falan. Şimdi tekrar pazarlık yapmadan olmaz. Şöyle 11 desek çok da. 11 de verir mi ki 35'i? 35 bence çok fazla gelecek. Bence çok fazla gelecek 35. Aa tamamdır dedi 293 keşke daha fazla deseymişim. O zaman teklifi kabul ettiyoruz. Eski hali neymiş, ne olmuş? Böyle bir parlaklık gelmiş gerçekten. Güzel olmuş teknolojik bir üs işte. Buraya aya göndermişler. Bilim insanları gelmişler burada çalışıyorlar. Bir şeyleri bulmaya çalışıyorlar. Uydu antenleri falan da var. <laughs> güzel oldu. Gayet güzel oldu. Son ara verdiğimiz bu bölüme bu şekilde böyle bir evle ara vermiş olduk. Yani şu evi de şöyle gördükçe gerçekten böyle bir içime sıkıntılar basıyor. Bunu da yapmak lazım. Ya yani şu anda bilemiyorum bu evin temizlenmiş halini size gösterebilir miyim? Bu videoda olabilir mi? Hiç emin değilim. Çünkü 2 saat boyunca ev yaptım. Gerçekten çok yoruldum. O yüzden bence bu evin düzenlenmiş hali başka zamana kalsın. Yani en azından ofis değiştirdik. Farklı bir ofise geldik. Ha ben bunu bu videoya koymam ama kendim yaparım. Daha sonradan House Flipper'a tekrar devam ettiğimizde bu ofisten başlayacağımız için siz bu ofisin iyi halini görmüş olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz tabii ki beğenmeyi ve destek olmak için de abone değilseniz abone olursanız çok çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.